Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Küçük tek bir aksaklıktan dolayı birazcık geciktik, kusura bakmayın. Ben öncelikle biraz Mat 159 artıdan bahsedeyim. Mat 159 artı bizim direniş sürecinde okulumuzdaki diğer inisiyatiflerle birlikte dayanışmaya bir katkı sağlamak, aynı zamanda alternatif bir akademi oluşturmak için matematik bölümü öğrencileri olarak kurduğumuz bir topluluk. Sözü çok fazla uzatmayacağım. Bugün ilk açık dersimiz. Hepimiz çok heyecanlıyız. Ben de Oğuz Şapka bırakıyorum sözü. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ben de ekran paylaşımını yapayım ilk olarak. Herhalde bir sorun yok, gözüküyor. Tamamdır. Yani ben de lafa şuradan gireyim. Yani birçok insanın aklına matematik deyince başka şey geliyor. Mesela bazılarının formüller yığını canlanıyor zihninde. Kimisi bir takım karmaşık hesapları hayal ediyor. Ya da birazcık daha işin içine girmiş çıkmış insanlar matematik deyince mantıksal çıkarımlar silsilesini falan düşünüyor. Bence bundan fazlası olması lazım. Bence matematik insanın doğayı kavrama ve anlama yolculuğunda ona rehberlik ediyor. Ve bu serüvende en büyük araçlardan biri. Haliyle biz matematiği böyle aşkla yapıyoruz, büyük bir titizlikle yapıyoruz ve matematik yaparken ciddi bir tutarlılık sağlamaya çalışıyoruz. Bu yüzden de matematikçiler yani böyle hak mücadelelerinde, direnişlerde kendilerine kolayca yer bulabiliyor. Bu hep böyle oldu. Bugün de böyle Boğaziçi Üniversitesi'nde 100. gününe yaklaşan bir direnişin içindeyiz. Yarın da böyle olacak. Dolayısıyla bu sunum benim de nacizane bir katkım olsun diyerek başlayayım. Sunumun yazım dili İngilizce olacak. Ancak Türkçe anlatacağım. Bu konuda geçenlerdeki bir yayından sert bir eleştiri almışım. Birazcık açıklama getireyim isterseniz. Bugün bayağı modern bir matematikten bahsedeceğiz. Dolayısıyla buradaki terimlerin Türkçe karşılıkları henüz oluşturulmuş değil. Yani bu da sürekli bir süreç. Dolayısıyla yani anlatırken Türkçe anlatmayı deneyeceğim ama her şeyin karşılığını olmadığını bildiğimizi altını çizeyim. Başlayalım. Bugünkü konuşmanın ana hatları şöyle olacak. İlk olarak düğümlerin gerçek dünyadaki izlerinden bahsedeceğiz. İkinci işimiz düğümlerin bilim tarihinden bahsetmek olacak. Ondan sonra düğümlerin matematiksel teorisini size anlatmaya çalışacağım. Son bölümde ise 2000'li yıllarla birlikte düğüm teorisine nasıl yaklaşımlar var? Birazcık naçizane bunlardan bahsetmeye çalışacağım. İlk bölümden başlayalım. Düğüm deyince muhtemelen herkesin aklına başka bir şey geliyor ama benim aklıma açıkçası böyle sahildeki tekneler geliyor ve onların üzerinde buradaki resimde gördüğünüz gibi muazzam böyle halatlar, onların birbiriyle düğümlenişini düşünüyorum. Ara sıra hatta böyle feribotta falan binerken bunlara dalıp gidiyorum. Belki size de olur bundan sonra. Yani birçok şeyde olduğu gibi tarihteki ilk düğüm örneğini de Anadolu'da gözlemliyoruz. Şekilde bir Anadolu tüccarın mührünü görüyorsunuz, damga mührünü. Onun tabanında bu tip düğümler yer alıyor ve bu yaklaşık bugünden 2-3700 yıl öncesine tarihlendirilmiş bir eser ve bugün British Museum'da sergileniyor. İkinci resimde ise Firavun Tutankamon'un veya başka bir deyişle mezarının üzerindeki düğümü görüyorsunuz. Burada da yani denizcilerin halat düğümlerine benzer bir düğüm var. Tabii bugün bu mezar artık açıldığı için bu ipten bahsetmek mümkün değil. Buradaysa bir Helenistik döneme tarihlenen bir kolluk görüyoruz. Bunun üzerindeki işleme Herakles Yunan literatüründe veya Roma literatüründe Herkül düğümü olarak
adlandırılıyor. Başka bir örnekse İngiltere'den bir Roma sarayından gene. Burada bir sürü böyle düğümsel desenler örneği görüyoruz ama ortadaki şurada gördüğünüz şey Solomon'un düğümü olarak adlandırılıyor. Hatta kavram setimizi netleştirdikçe bunun aslında nat değil, düğüm değil, bir link yani bir bağ oluşturduğunu göreceğiz. Bir sonraki resim Book of Kells'ten. Bu da ilginç bir kitap. Bugün orijinali Trinity College'da sergileniyor ve yazılışı milattan sonra 800. yıla tarihleniyor. İçerisinde birçok resim var. Bu da onlardan biri, düğümler içeren. Bu kitap ağırlıklı olarak İncil'in tasvirlerini içeriyor. Özellikle Yeni Ahit'ten. Bir sonraki düğüm örneğimiz gene İngiltere'de bir mezardan. Burada ise üzerinde Kelt düğümlerini görüyoruz. Aslında bizim topraklarımız da Kelt kültürüne pek yabancı değil. Çünkü Galatlar milattan önce 300'de bugünkü Ankara civarında yaşıyorlar ve hatta o dönem yaşarlarken ki Ankara'nın ismi de Ankara. Yani birkaç farklı tabii ki burada şey var, yaklaşım var. Yani Hititlerden geldiği veya başka uygarlıklardan ama Ankara'da epey Ankara'ya yakın bir kelime. Bir sonraki örneğimiz Turk's Head Knot denilen şey ve aslında bunun literatürde böyle marsipet cevizi veya ceviz bağı olarak falan da adlandırılıyor. Buradaki yapının kritik hali şey yani ya bir sepete ya da sabit bir yere çok sıkı biçimde düğümler atarak oluşturuyoruz. Yani düğüm deyince benim aklıma dokuma işi de geliyor. Burada birazcık Pers kültüründe veya Türk kültüründe oluşturulan halıların kıyaslaması var. Persler genelde yani geleneksel olarak halıları dokurken böyle asimetrik düğümler atıyorlar. Ona kıyasla burada Anadolu'da, Türkiye'de dokunan halılarda ise simetrik düğümler gözleniyor. Dolayısıyla benzer şekilde işlense bile farklı desenler ortaya çıkıyor en sonunda. Burada da Büyük İskender'in Gordian düğümünü tasvir eden bir resim görüyoruz. Burada da aslında İskender'in o ordularıyla meşhur Pisidiye'yi kuşatması resmedilmeye çalışıyor. Şehri fethetmesi için veya işte tamamen kendi egemenliğine geçirmesi için burada Gordian düğümünü kesmesi gerekiyor ve bu da o mitin resimleştirildiği bir sanat eseri. Bugün hatta bir sürü Avrupa dilinde böyle bir tabir var. Yani çok zor işleri başarmak anlamında böyle bir tabir yer alıyor. Biraz da bilime gelecek olursak bu da işte aslında bir fizikten bilim örneği. Düğümleri genel olarak fiziğin içerisinde yani uzay zamandaki yüklü bir parçacığın yörüngeleri olarak düşünebiliriz. Yani özellikle fiziğin içerisinde düğümler kuantum alan kuramında karşılık buluyor. Hatta sadece düğümler de değil aynı zamanda özel topolojik uzaylar olan manifoldlar bu teorilerin çalışılmasında çok ciddi yer tutuyor. Kuantum alan kuramı fiziğin içerisinde bir yandan da birleştirici bir teori. Çünkü aynı zamanda hem klasik alan teorisi hem kuantum mekaniği bir yandan da özel görelilik bir araya gelmiş oluyor. Fizikte düğümlerin ve ne olduğunu söylemedim ama manifoldların yansımaları epey aslında çok fazla. Çünkü mesela genel görelilik kuramını, Einstein genel görelilik kuramını Riemann geometrisiyle, simplektik geometri yardımıyla klasik mekaniği ve son olarak ilk akla gelenlerden kontak geometriyle de termodinamiği modelleyebiliyoruz. Dolayısıyla oradaki doğa fenomenlerini çalışmak için düğümler ve manifoldlar, özel manifoldlar çok ciddi yer tutuyor. Keza düğümlere kimyanın içinde de rastlayabiliyoruz. Bu da bir moleküler düğüm örneği ve aslında birazdan ne olduğunu da biraz daha net bir şekilde tarif edeceğiz. Bu bir trefoil.
moleküller şüphesiz her şeyin yapı taşında yer alıyor. Dolayısıyla aslında bu bakış açısıyla, yani kimyayla da düğümlere yardımıyla bir sürü şey hakkında bilgi edinmek mümkün. Son olarak da biyolojiye dair bir şey diyeceksek, burada da düğümler gene çok ciddi bir yerde ortaya çıkıyor. DNA yapısında ortaya çıkıyor. Ve şurada da biraz projeksiyona alınmaya çalışılmış. İşte düğüm, yani DNA'ların üzerinde çeşitli düğümler gözlemek mümkün. Nasıl bir bilgi çıkarıyoruz buradan? Yani aslında DNA'ları kıyaslıyoruz. Dolayısıyla oradaki o özel lokasyonlardaki düğümleri anlamak önemli bir iş haline geliyor. Matematikten gelen bilgilerimizi kullanarak aslında DNA'lar arasında farklılık var mı diye bakmaya çalışıyoruz. Bu kısmı tamamlamadan önce herhangi bir soru var mı diye sorayım. Güzel. Yani zaten birazdan da sorulabilir. O zaman yavaştan ikinci kısma geçelim. Bu kısımda da dediğim gibi düğümlerin birazcık tarihinden bahsedeceğiz. Nasıl ortaya çıktılar, nasıl ilerledi bilgi birikimimiz? Düğümleri matematiğin içerisinde ilk defa Van der Mont'un çalışmalarında rastlıyoruz. Ve kendisi düğümleri konumların geometrisiyle ilişkilendiriyor. Burada aslında artık yavaş yavaş sistematik bir şekilde geometriden topolojiye doğru kopuş başlıyor. Burada da Van der Mond'un 1771 yılında yazdığı makaleden kimi düğüm çizimleri örneklerini görüyorsunuz. Ondan sonraki ilk böyle derli toplu girişim Gauss tarafından gerçekleşiyor. Gauss matematiğin birçok alanına çok ciddi katkılar yapmış bir bilim insanı, aynı zamanda fiziğe falan da. Gauss düğümlerin ve linklerin integraller yardımıyla ilk değişmezini tanımlıyor. Ona da bağlanma sayısı, linking number diyoruz. Ve onunla birlikte aslında birazcık düğüm teori popülerleşmeye başlıyor. Bu da Gauss'un o çalışmaların aslında bir yere oturduğu, o linking number'ı tanımladığı makaleden bir düğüm örneği. Gauss'un çalışmalarını kendisinin de öğrencisi olan Listing sürdürüyor. Listing artık düğümlerin ne zaman böyle belli simetriler altında aynı olduğunu veya biz düğümlere ne zaman denk diyeceğiz, bu soruları çalışmaya başlıyor. Ve kendisi aynı zamanda topoloji teriminin de isim babası. Listing meşhur monografında 1847 yılında yer alan bir sürü düğümün denkliğine ve simetrisine çalışıyor. Artık bugünkü modern çizimlere doğru yavaş yavaş yaklaşmaya başlıyoruz. Bir sonraki isim ise Thomson. Thomson aslında orijinalde bir fizikçi. Onu Lord Kelvin olarak da tanıyor olabilirsiniz. O da fiziği gene düğüm teorisiyle ilişkilendirmeye çalışıyor. Bu anlamda yani en kapsamlı ilk girişimi yapan bilim insanı diyebiliriz. Kendisi atomların, pardon, kendisi ona göre atomlar eterde dönen girdap düğümleri. Belki şöyle hatırlıyor olabilirsiniz. Ben yani böyle ilkokulda falan bunları duyduğumda bu Thomson'un böyle atom modelini böyle üzümlü kek gibi tasvir ediyorlardı falan. Oradaki işte üzümler meğerse bu düğümlermiş. Böyle bir anlayış türeyince işin fizik kısmında, oraya geçmeden gerçi burada Thomson çizimlerini görüyoruz 1867'de. Thomson artık bayağı ciddi bir biçimde düğümleri gördüğünüz gibi çizmeye başlıyor. Yani üç boyutlu perspektifin de burada bence net bir şekilde yansımaları var. Bugün de aşağı yukarı böyle çiziyoruz hepsini. Az önce söylediğim gibi Thomson böyle bir girişim başlatınca onu takip eden bilim insanları da oluyor. Zaten Thomson'dan önce Tate de böyle bir süreci önceliyor ve az önceki gibi bir varsayım altında aslında düğümleri
anlamak bir bağlamda elementleri anlama sorusuna denk düşüyor. Bu gayretle Tate 10 ve 10'dan küçük tüm düğümleri sınıflandırma çabası içerisine giriyor. Çünkü bunu yaptığında bir elementler tablosu yapacağını düşünüyor. Bu da onun tablolarından sadece bir kesit, sayfalarca böyle çizimler sağlıyor ve düğümlerin aslında sınıflandırılması noktasında yani en sistematik ilk çabayı başlatıyor. Ancak bu teori zaman içerisinde geçerliliğini yitiriyor. Ancak böyle matematiğe tabii ki ciddi bir miras olarak kalıyor. Bir sonraki konuşacağımız isim Poincaré. Poincaré'nin düğüm teorisine doğrudan bir katkısı yok. Ancak kendisi matematiğin topoloji alanını bayağı yerli yerine oturtturuyor. Bütün metodolojisini tartışıyor. Onu gerçekten elle tutulur bir teori haline getiriyor. Bundan sonra konuşacağımız her şey Poincaré'nin çalışmalarına bağlı. Dolayısıyla özel olarak ondan da bahsetmek istedim. Dense düğümleri üç boyutlu topolojiyle yani üç boyutlu manifoldlarla hatta özel olarak ilişkilendiriyor. Bu gerçekten çok yani devrimci bir fikir ve ondan sonra hatta günümüzde hala çok ciddi bir şekilde bu objeleri anlamak için kullandığımız bir konsept. Ben bunu yapmak için düğüm ameliyatı denilen bir tanımı gerçekleştiriyor ve her düğümden başlayarak manifoldları, üç manifoldları inşa ediyor. Hatta sonra gösteriliyor ki her üç manifold böyle elde edilebilir. Çok ciddi bir temsil sağlıyor üç boyutu anlamamız noktasında. Bir sonraki isim Alexander. Alexander da düğümlerin arasındaki farklılıkları anlamak için ilk polinom değişmezini ortaya koyuyor. Bu da çok ciddi bir katkı. Ondan sonraki her şey, her değişmez. Özellikle bir sürü polinom değişmezi ortaya konuyor. Alexander'ın bu çalışmasından ilham alıyor. Değişmez falan derken bir yandan da şey sorusu aynı zamanda ilerleyip gidiyor. Yani bir şeyleri ayıracağız değişmezlerle de iki şeye nasıl aynı diyeceğiz. Burada da Rademaster'in katkıları ortaya çıkıyor. Rademaster öyle üç hareket tanımlıyor ki düğümler üzerinde. Bu üç hareket düğümlerin tipini değiştirmiyor. Üstelik hatta iki düğme aynı demek için gerek ve yeter koşulu tarif ediyor Rademaster. Bu sonuç ilk olarak tabii işte Rademaster vasıtasıyla Almanya'da yayınlanıyor. Ondan bağımsız bir şekilde Amerika'da demin bahsettiğim Alexander ve öğrencisi Briggs de bunu keşfediyor. Bir sonraki isim Seifert. Seifert de düğümler bizim için tam ne olacağını söylemedik hala ama bir boyutlu objeler. Onları iki boyutlu objelerle, iki boyutlu topolojiyle yani yüzeylerin teorisiyle ilişkilendiriyor. Bu da çok ciddi bir bilgi sıçraması sağlatıyor bu teorinin içerisinde. Bu sonuçta bağımsız bir şekilde, bu Almanya'da tabii gene elde ediliyor, bağımsız bir şekilde Sovyetler Birliği'nde von Turyagin ve Frankl tarafından da çok daha geniş bir manada hatta bulunuyor. Fox'un çalışmalarıyla birlikte knot teori, düğümler teorisi matematiğin içerisinde epey popülerleşiyor. Onun sayesinde artık böyle bayağı ciddi bir şekilde çalışılan bir alana dönüşüyor. Fox, düğümlerin renklendirilebilirdiğini ve concordance dediğimiz düğümlerin aslında 3 değil artık 4 boyutta birbirleriyle nasıl uyumlu olduğu fikrini tartışmaya açıyor. Bir sonraki isim Conway. Conway maalesef ki geçen yıl COVID-19 nedeniyle kaybettik. Kendisi sadece topoloji değil, yani matematiğin içerisinde bir sürü alana çok ciddi katkılarda bulunmuş bir matematikçi. İlk olarak yaptığı ciddi işlerden birini zikredecek olursak Alexander polinomunun yeniden yorumlanışından bahsedebiliriz. Hatta bugün buna Alexander Conway polinomu diyoruz. Ayrıca Conway düğümler için yeni bir notasyon tanımlıyor ve bu sayede düğümleri artık daha sistematik bir şekilde çalışmamız olanaklı hale geliyor. Şimdi Thurston'dan bahsedeceğim. Thurston da aynı dende olduğu gibi
knot teoriyi üç boyutlu topolojiyle ilişkilendiriyor. Bunu da üstelik geometri gözüyle, hiperbolik geometri gözüyle yapıyor. İlk defa bu konsepti bugün duyuyorsanız kabaca şöyle söyleyebiliriz. Aslında bugüne kadar öğrendiğimiz geometri Öklit geometrisi. Artık yani epey uzunca bir süre önce bağımsız bir şekilde Rusya'da Lobachevski, Macaristan'da Bolyai, Almanya'da Riemann Öklit dışı geometrileri keşfetmeye başlıyorlar. Buradaki temel unsur artık o Öklit geometrisinde bildiğimiz paralellik kavramının değişiyor oluşu. Bunların aslında ilki de hiperbolik geometri. Thurston bu iki önemli teoriye bu gözle yaklaşıyor ve son cümlede söylediğim gibi her düğümün ya hiperbolik ya torus, simit diyebiliriz ya da uydu düğümü olduğunu kanıtlıyor. Bayağı sınıflandırmış oluyor aslında. Hatta buraya yazmadım ama hemen hemen her düğümün hiperbolik olduğunu gösteriyor. Jones'u da geçen yıl kaybettik. Topoloji camiası adına zor bir yıl oldu 2020. O da Alexander'dan sonraki ikinci güçlü polinom değişmezini tanımlıyor. Bugün buna Jones polinomu diyoruz. Ve Jones polinomun bir sürü fizik teorisiyle çok ciddi bağlantıları var. Ve bu sayede hem matematiği hem fiziği birazcık daha iyi anlıyoruz. Jones'un katkıları büyük. Jones demişken hatta Jones'un yaptığı işi yani ortaya koyduğu polinomu fizik teorileriyle elle tutulur bir biçimde yine bir fizikçi hatta Thomson'un bir kuşak sonraki temsili diyebiliriz Witten sağlıyor. Jones polinomuyla kuantum alanlar kuramı arasında doğrudan bir ilişki kuruyor ve dolayısıyla bu da büyük bir sansasyon yaratıyor bilim camiasında. Bunu yaparken o Gauss'un bağlanma sayısını tanımlarken ki yaklaşımının bir tür analitik genişlenmesi metot olarak çok ciddi bir yer tutuyor. Son bahsedeceğim isim Kontsevich. O da Gauss'un fikirlerinden oldukça etkilenip, oldukça ondan farklılaşarak, çok daha fazla soyutlaşarak çok acayip böyle etki uyandıran bir çalışmaya imza atıyor. Onun sayesinde de düğümlere dair bilgimiz epey gelişmiş durumda. Kontsevich'in çalışmaları da gene kuantum fiziğiyle çok ciddi etkileşim içerisinde. Buradaki son dört matematikçinin özel bir yanı var. Evet, buradan başlıyoruz. Thurston'dan başlıyoruz. Yani biliyorsunuz ki aslında matematikçilere Nobel ödülü verilmiyor. Bunun bir sürü sebebi var ama en yaygın ve sansasyonel olanı Alfred Nobel'in bir dönem görüştüğü bir kadının onu bir matematikçi yüzünden reddetmesi veya bir matematikçi yüzünden onu aldatması. Yani bu tam olarak tabii ki kesin bir bilgi değil ama umarız böyle de değildir. Matematiğin Nobel'i dediğimiz ödül aslında Fields madalyası. Her 4 yılda bir Dünya Matematik Kongresi toplandıktan sonra çok büyük, devrimci, ön açıcı, sarsıcı matematiksel gelişmeler neticesinde 40 yaşının altındaki matematikçilere verilen bir ödül. Thurston, Jones, Witten ve Kontsevich bu ödülü birbirlerinden farklı yıllarda düğüm teorisine ve genel olarak topolojiye verdikleri katkılardan dolayı alıyorlar. Bu da aslında birazcık yani matematiğin içerisindeki ve fizikle olan ilişkisi içerisindeki önemini atfetmesi açısından ciddi bir durum diyebiliriz. Bir sonraki kısma geçmeden herhangi bir soru var mı diye sorayım. Yok hocam, devam edebilirsiniz. Teşekkürler. Artık düğümlerin matematiğini konuşmaya çalışalım. Tam ona geçmeden galiba topolojiye dair de bir iki laf söylemekte fayda var. Bugün ilk defa gene bu kavramı, bu matematik alanını duyanlar olabilir. Topoloji, geometriden aslında çok ciddi bir biçimde farklılaşıyor. Mesela geometri deyince muhtemelen aklınıza bir takım şekiller, mesela küp gibi, daha basit düşünecek olursak kare gibi şekiller geliyordur ve aslında onların uzunluklarını, açılarını veya işte 2-3 boyutlu cisimlerden falan bahsediyorsak alanlarını, hacimlerini falan inceleyerek o
nesneleri anlamaya çalışıyoruz, sınıflandırmaya çalışıyoruz. Topoloji bunların hepsini toptan ihmal eden bir matematik alanı. Ne yapmaya çalışıyor? Sürekli deformasyonlar altında değişmeyen matematiksel nesneleri aynı kabul ediyor topoloji. Bu bağlamda geometriden çok ciddi bir biçimde farklılaşıyor. Az önce söylediğim gibi geometri daha çok niceliksel farklılıklarla ilgileniyor. Topoloji ise niteliksel farklılıklarla. Bu fotoğrafta bir kahve bardağının bir donata dönüşümünü görüyorsunuz. Buradaki işte niceliksel fark olarak bir sürü şey sayabilirsiniz. Boyu, derinliği, genişliği falan. Bunların hiçbirinin bizim için bir önemi yok. Burada niteliksel farklılık bizim ilgilendiğimiz mesela delik sayısı oluyor. Dolayısıyla meşhur geyik hep şeydir. Topolojiciler asla bir kahve bardağını donattan ayıramaz. Dolayısıyla kuzeyde Dunkin'e gittiğimizde genelde böyle varoluşsal problemler yaşıyoruz. Artık matematiğe dönecek olursak düğüm ne demek? Düğüm, üç boyutlu uzayın içerisinde gömdüğümüz, onun içerisinde gördüğümüz bir çember aslında. Hiçbir zaman kendini kesmiyor. Orada yukarıda gördüğünüz gibi böyle alttan üstten birbirinden geçebilir ve bir noktada birleşiyor aynı bir çember gibi. Aşağıda gördüğünüz resimse onun artık re kareye yani x'ye düzlemine yansıması. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Mesela bunun etrafını bir perdeyle kapatın, karanlık bir odada olun, tepeden ışık yansıtın. Aşağıda düğümün iz düşümünü görürsünüz ve düğümün iz düşümüyle düğümü çalışmanın artık aslında çok da bir farkı yok. Çünkü arada birebir ilişki sağlayabilirsiniz. Tabii ki kimin üstte kimin altta olduğuna dikkat ederek. Dolayısıyla bu fikirle aslında düğüm diyagramı ortaya çıkıyor. Düğüm diyagramı dediğimiz şey düğümün az önce bahsettiğim iki boyuttaki iz düşümü. Alexander ve Briggs'in notasyonuna göre ilk gördüğünüz düğüm çözük düğüm. Bu ise bir trefoil, yonca düğümü. Bu da keza öyle. Aşağıda da figure eight knot'ı yani şekil 8 düğümünü görüyorsunuz. Listing bunun bu iki düğümü özellikle çalıştığı için yer yer buna listing düğümü de diyoruz. Ve ilk şekilde ikinci şeklin arasındaki fark aslında birinin diğerinin ayna görüntüsü olması. Linkler, bağlar ise bizim için düğümlerin gene birbirleriyle kesişmeyen koleksiyonları oluyor. Yani burada gene iz düşüm var. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Yani buna tepeden bakıyoruz. Bunlar aslında kesişmiyor mesela. Burada iç içe geçmiş iki tane halka var. Buradaysa mesela üç tane. Burada birbirine göre durumu çok daha fazla değişen gene iki tane halka var. Bunlara da Unlink, çözük bağı, Hof bağı, Whitehead bağı ve Boremain bağı diyoruz. Şu sanırım bir yerlerde daha çok karşılaşabileceğiniz bir şey. Convey'in gösterimi nasıl bir şey? Convey ise düğümlerin üzerinde bazı bölgelere odaklanıyor. Yani öyle bir bölge, öyle bir çembersel bölge çiziyor ki düğümün üzerinde tam olarak düğümü dört kere kesmesini istiyor. Ve bu vasıtayla Convey gösterimini ortaya koyuyor. Bu da yani her düğüm ve her bağ için bir temsil sağlıyor. Her düğümü Convey notasyon cinsinden ifade edebiliyoruz. Örneğin mesela ikincisine odaklanacak olursak burada 3 demek yani şuradaki bölgede 3 kez yani bir yönü pozitif veya negatif seçmişiz. Birazdan onu aydınlatacağız. 3 kez bir geçiş oldu demek. Burada da öyle. Burada 2. Convey'in bu gösterimi sayesinde Tate'den başlayarak uzanan gelen düğümler tablosunda kimi yanlışlıklar hatta kimi düğümlerin aynı olduğu falan da fark ediliyor. O yüzden Convey'in katkısı epey ciddi. Şimdi bir sonraki yapacağımız iş ise düğümlerin üzerine bir yön tarif etmek. Bunu da çok acayip bir şekilde yapmayacağız tabii ki. Ya saat yönünü ya da saat yönünün tersini seçeceğiz. İki düğümü toplamaktan da bahsedebiliriz. Mesela alttaki şekilde hatta yön verdikten sonra burada solda şekil 8 düğüm var, sağda da yonca düğüm var. Onların toplamı, connected sumundan, bağlantılı toplamından
bahsedebiliriz. Bu iki bu işlemin sırasının bir anlamının olmadığı aslında hakikaten bu şekli alıp böyle çat diye çevirmeniz de görebileceğiniz bir şey. Ama burada önemli bir uyarı var yapmam gereken. Bu çözük düğüm anlat dışında bu sadece yönlendirme ve bağlantılı toplam işlemini düşündüğümüzde bu çözük düğüm dışında hiçbir düğümün tersini bulamıyoruz. Yani bunu daha böyle matematiksel bir şekilde ifade edecek olursak herhangi iki düğümü connect sum'unu alıp anlat buluyorsak ikisi de anlat olmak zorunda kalıyor. Bunun kanıtı nasıl olabilir, bunu nasıl açıklayabiliriz diye soracak olursak aslında şeye benziyor. Doğal sayılarda sıfırın pozisyonuna benziyor. İki doğal sayıyı toplayıp sıfır buluyorsanız o iki doğal sayı da sıfır olmak zorundadır. Yani burada aslında bir lack of inverse durumu var. Nasıl doğal sayılarda ikinin toplamsal tersi eksi iki yoksa bu tanımladığımız kadarıyla da yok bu düğümler dünyasında. Onu sağlamak için aslında kavramdan da bahsetmiş olduk. Hem oryantasyonun yönünü değiştireceksiniz hem de ayna simetriğini alacaksınız. Şimdi matematikte bir şeyleri çalışırken aslında temelde sorduğumuz soru şu. İki şeye ne zaman denk diyeceğiz, aynı diyeceğiz veya bu iki şeyi birbirinden nasıl ayıracağız? Şimdi burada epey karışık bir tanım var. Bunu birazcık sezgisel olarak ifade etmeye çalışalım. Ne demiştim? Topoloji, bir şekillerin sürekli deformasyonlar altında nasıl değiştikleriyle ilgilenmiyor. Hatta daha düzgün söyleyecek olursak sürekli deformasyonlar altında değişmeyen her şeyi aynı kabul ediyor. Bu düğümler için de aynı olacak. Burada da aynı kural işliyor. Ancak burada birazcık şeye de dikkat ediyoruz. Düğümler nerede yaşıyor? Reküpte yaşıyor. Dolayısıyla yazdığımız dönüşümler reküpün yapısını da koruyacak. Homeomorfizma dediğimiz şey, hatta self homeomorfizm yazmışız. Reküpten reküpe sürekli birebir örten tersi de sürekli bir fonksiyon. Her t için böyle, her t anında size bir sürekli map veriyor. Yani one parameter family olarak düşünebilirsiniz daha matematikçe söyleyecek olursak. Sıfır anında, ilk anda bu dönüşüm birim dönüşüm gibi davranıyor. Üçüncü durumsa az önce sezgisel olarak tarif ettiğim şey ilk düğümü son anda ikinci düğüme götürüyoruz. Eğer bu şekilde yazabiliyorsak iki düğüme denk diyoruz. Burada da aslında bir sonraki makul soru şu, iki düğüme ne zaman aynı diyeceğiz? Yani bunun için gerek ve yeter koşul yazabilir miyiz? Matematikteki aslında gene bir sonraki klasik soru. Rademaster bağımsız bir şekilde de Alexander Briggs bu soruya olumlu bir cevap veriyor. Hatta bu üç hareketi kullanarak, bu üç hareketin sonlu sayıda kombinasyonunu kullanarak her düğümü eğer aynıysa bir diğeriyle ilişkilendirilebileceğinizi kanıtlıyor. Bu çok büyük bir sonuç düğümler teorisi için. İlk düğüm aslında buradaki şeyi açıyor. Bu buradan geçiş sürekliliği değiştirmiyor. İkinci de eğer bir çaprazlama değişikliği yoksa bir kısmını düğümün diğer tarafından çekebileceğinizi söylüyor. Üçüncü de yani hakikaten bir slide gerçekten aşağıdan alıp yukarıya doğru kaydırabilmenize olanak sağlıyor. Bu üç hareketin düğümlerin yapısını az önce söylediğimiz tanım anlamıyla değiştirmediğini üstelik tam olarak bu üç hareketin bizim için yeterli olacağını da söylüyorlar. Şimdi biraz düğümlerin değişmezlerinden bahsedebiliriz. Değişmez ne demek? Şimdi iki şeyin ya aynı olduğunu anlamak istiyoruz ya da farklı. Farklı olduğunu anlamak için bu invariantları, değişmezleri kullanıyoruz. Bunları tanımlayacağız düğümler üzerinde. Bazen bir sayı olacak, bazen bir polinom olacak, bazen çok daha karmaşık bir obje. Sonunda farklı şeyler buluyorsak düğümler farklı diyeceğiz. Bunların olabilecek en basit hali çaprazlama sayısı ve bir düğümün şeması üzerindeki minimum çaprazlama sayısı yardımıyla elde ediliyor. İkinci bahsedebileceğimiz değişmez birazcık daha eğlenceli. Üç renklendirilebilirlik. Burada birazcık dikkatli olmak lazım. Şimdi düğümün içindeki her bir ipliği üç renkten biriyle boyuyoruz. Öyle ki en az iki renk
kullanmak zorundayız ve her bir çaprazlamada orada karşılık gelen o iplikler ya aynı renkle boyayacağız ya da farklı renklerle. Mesela yonca düğümü bunun en basit örneklerinden biri ve yani burada gördüğünüz gibi bunu bariz bir biçimde 3 renklendirebiliyoruz. Fox gösteriyor ki bu 3 renklendirmenin bir düğüm değişmezi altında değişmediğini gösteriyor. Pardon, düğüm denkliği altında değişmediğini gösteriyor. Dolayısıyla bu bizim için artık bir not invariant oluyor. Çaprazlama sayısı muhtemelen ondan çok çok daha önce biliniyordu. Ben ona atfetmiş oldum sonucu. Şimdi iki şeyin aynı olduğunu Rademaster hareketleri garanti ediyor. Dolayısıyla bir şeyin değişmez olduğunu Rademaster hareketleri altında değişmediğini göstererek kanıtlıyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi burada ilk olarak Rademaster 1'i tek renkli bir şey uyguluyoruz ve onu düzeltiyoruz. İkincide iki farklı durum oluşabiliyor. Ve burada ya tek renk kullandığımız durum var ya da üç renk. Burada ayırdıktan sonra iki renge düşürmüş oluyoruz. Burada son olarak üçüncü Rademaster Move'u koruyor mu diye bakarken üç renklendirilebilirlik. Buradaysa hakikaten slide yapıyoruz ve renklerin buna göre nasıl değiştiğini kontrol ediyoruz. Burada gelebilecek haklı soru şu. Bunlar yeterli değil gibi. Öyle hakikaten. Galiba iki farklı durum daha ortaya çıkıyor. Şimdi bunları kullanarak birazcık düğümleri birbirinden ayırmaya çalışalım. Şimdi çözük düğümü, solda gördüğünüz çember projeksiyonuna sahip düğümü tek renkle boyayabiliriz. Ancak şekil 8 düğümünde ne kadar uğraşırsanız uğraşın, aynı bu resimde olduğu gibi 3 renkle boyayamayacağınızı görürsünüz. En az 4 renge ihtiyacınız var. Burada çarpı attık ve şurayı mesela başka bir renkle boyamamız gerekirdi. Bunu burada da tekrarlasanız bir şey değişmeyecek ama zaten bir tane bulmak yeterli. Dolayısıyla söyleyebiliriz ki çözük düğüm ve şekil 8 düğümü 3 renklendirilebilir değildir. Ne dedik? Bunun bir düğüm değişmez olduğunu söyledik. Dolayısıyla Fox'un teoremini kullanarak şekil 8'in ve çözük düğümün ilk olarak yonca düğümden, trefoil'den farklı olduğunu söyledik. Şey sorusu da makul bir şekilde akıla gelebilir. Yani bu çözük düğümle şekil 8 aynı mı? Onlar da değil. Bunlar da aslında çaprazlama sayısından elde etmek mümkün. Bakın burada 1, 2, 3, 4 gördüğünüz gibi 4 çaprazlama var. Öbüründe ise hiç çaprazlama yok. Dolayısıyla bu iki düğüm de farklı oldu. Yani neticede çözük düğümün, trefoilin ve şekil 8 düğümün üçünün birden birbirinden farklı olduğunu öğrenmiş olduk. Simetriler falan demiştik listingi anarken. Bir düğümün kendi aynı görüntüsüyle aynı olma durumuna az önce bahsettiğimiz denklik altında amphichiral veya amphichiral knot diyoruz. Amphichiral düğüm diyoruz. Simetrik düğüm diyelim aynaya göre. Mesela şekil 8 düğümü bunun bir örneği. Birazcık anlamaya çalışalım burada neler oluyor. Mesela buradaki soldaki ipi buradan çekerek bir kere değil üstelik iki kere Rademaster 2 uygulayarak şuraya getiriyoruz. Burada da aynı durum var. Demek ki birinci adımdan ikinci adıma geçerken bile dört kere Rademaster 2 uyguluyoruz. Burada 3'ü uyguladığımızı söylemişiz. Ne yapmışız burada? Şuradaki aşağıdaki strand'i yukarıya çekiyoruz. Aynen şurada gördüğünüz gibi. 2'yi uyguladığımızı söylüyoruz. Mesela şuraya 2'yi uygulayabiliriz. Bunu buradan buraya ittirebiliriz. Başka da yapabilecek bir şey yok gibi. Yeterince azimli olup dikkatli bir insansanız hakikaten şekil 8 düğümünün aynı görüntüsüyle yani crossinglerinin yönü değişmiş haliyle aynı olduğunu Rademaster hareketlerini kullanarak göstermeniz mümkün. Daha basit bir kavram aslında bağlanma sayısı olacak. Bunu da onların üzerine atadığımız artı eksi birler yardımıyla bulacağız. Bunları toplayacağız, ikiye böleceğiz. Bu bize bağlanma sayısını verecek. Bu
kavram ilginç bir şekilde Gauss tarafından, ilginç değil aslında, çok da makul bir biçimde, çünkü o zamanın bilgisi çok kalkülüse yaslandığı için integraller yardımıyla tanımlanıyor. Bunun hatta tanımlanışına bakmanızı öneririm. Bunun nasıl aynı şey olduğunu görmek epey ilginç bir konuşma konusu olabilir başlı başına. Bir yön seçelim. Bunun diğerinin üstünden geçmesine artı bir diyelim. Tam tersi duruma da eksi bir. Şimdi Hopf bağına ve Whitehead bağına bakalım. İlk önce Hopf bağına, soldaki şekle bakacak olursak. Şimdi burada şöyle yön vermişiz, bir de böyle yön vermişiz. Şu üste bakacak olursak burada bunun ters dönmüş halini görüyoruz. Demek ki buraya artı bir yazacağız. Burada da keza öyle. Yani gene bir artı bir durumu tekrar ediyor. Ne demiştik? Toplayacağız bu işaretleri ve ikiye böleceğiz. Dolayısıyla Hopf bağının bağlanma sayısı birmiş. Whitehead düğümünde ise hem artı birli hem eksi birli işaretler bulmak mümkün. Mesela ne yapıyoruz? Şöyle geliyoruz giderken, buradan da böyle ters yönde kesiyor. Dolayısıyla bunun crossing'i görmüş oluyoruz. Bunların hepsini encode edecek olursak son durumda hepsini toplayıp ikiye böldüğümüz için Whitehead bağının bağlanma sayısı sıfır. Bağlanma sayısı da bir düğüm değişmezi. Bunu da Gauss ortaya koyuyor, söylemiştim zaten. Dolayısıyla bu iki yapı, Hopf bağ ile Whitehead bağ dediğimiz şey bugün birbirinden farklılar. Demiştik ki natlar, işte çemberler, yani bir boyutlular ve dolayısıyla onları iki boyutlu objelerle eşleştirebilir miyiz? Burada aslında çok daha geniş bir konseptin, yani manifoldun tanımını yapmış oluyoruz. Surface onun iki boyutlu hali. Ne demek bunlar? Şimdi bir tane topolojik uzay alıyoruz. Onun üzerindeki herhangi bir noktanın komşuluğuna bakıyoruz ve onun burada bu özel durumda iki boyutlu Öklit uzayına benzemesini istiyoruz. Şimdi mesela gözünüzü kapatın, bir çember hayal edin. Çemberin üzerinde herhangi bir nokta alın. O noktanın komşuluğu minik bir yay olacak. Ama böyle birazcık eğri değil mi? Topoloji bizim bir şeyleri sürekli bir biçimde değiştirmemize izin veriyor. İlk önce onu düz bir, küçük bir doğru parçası haline getirin. Ondan sonra aklınızın alabileceği kadar uzatın. Ne oldu? Tüm reel sayıları elde ettiniz. Dolayısıyla çember bir boyutlu manifoldmuş. Yüzeylere örnek ne gelebilir akla? Mesela torus. Torusun üzerinde bir nokta alın. Onun bir komşuluğunu çizin. Bu sefer minik bir diske veya kareye benzemeye başlayacak. Gene sürekli bir biçimde bu kareyi bütün düzleme yayabiliriz. Bütün x-y düzlemine. Dolayısıyla torus iki boyutlu bir objeymiş, yani yüzeymiş. Dehn'in, Haggart'ın, Radon'un ve Richards'ın çalışmaları sayesinde her yüzeyi sınıflandırabildik. Bunun için de aslında iki şeye bakmak yeterli. Bir, delik sayısı. İki, sınır bileşeni sayısı, boundary sayısı. Burada hiç boundary'si olmayan bir deliği olan, yani klasik torusu simiti görüyorsunuz. Veya işte günlük hayatta donatı. Burada bir donat var. Bu iki kere ısırılmış. Burada iki donatı yapıştırmışız birbirine, biri yetmeyeceği için. Sonra bir kere ısırmışız gibi düşünebiliriz. Bu iki kavram yardımıyla bütün yüzeyleri sınıflandırmak mümkün. Seifert, hatta ondan daha önce Frankl ve Pontryagin gösteriyor ki her düğüm bu bahsettiğimiz tipte yüzeyleri sınırlar. Yani tersten söyleyecek olursak her düğüme karşılık öyle bir yüzey bulabiliriz ki onun sınırı odur. Bu da gene çok ciddi bir teorem. Buna bu yapılara, bu yüzeylere Seifert yüzeyi ismi veriyoruz. Çünkü Seifert bunu yapabilmenin bir algoritmasını da tarif ediyor. Frankl ve Pontryagin çok daha genel bir yaklaşımla bu meseleye bakıyorlar. Yani bir boyutun içinde üç boyutlu değil de çok daha genel düğümleri anlamaya çalışıyorlar. Şimdi düğümün üzerinde matematikçe simple cross curve, biraz daha anlaşılır söyleyecek olursak herhangi bir disk bound eden bir eğri alalım. Simit'i hayal edin. Simit'in meridyenini düşünün. O her zaman disk bound eder.
Böyle o dilim şeklinde hatta içinde dolaştırabilirsiniz. O alfa olsun. Alfayı birazcık kaydırarak yüzeyin dışına doğru ittirebilirsiniz. Az önce söylediğimiz manada artık alfa ve alfa plus birbiriyle kesişmeye başlar ve bu kesişmeden artı eksi bir bilgileriyle bir yön sağlayıp bir bilgi elde ederiz. Bu tam olarak Seifert matrisi. Seifert matrisi herhangi bir, mesela torusu düşünecek olursak, onun üzerindeki bir meridyenin onu birazcık kaydırıp yüzeyin dışına attıktan sonra onunla nasıl kesiştiğini kodlayan matris. Şimdi bunun bildiğimiz düğümlerde neye karşılık geldiğini söylemeye çalışacağım. Mesela bu trefoid düğümü için bir yüzey artı eksi yönünü biz seçiyoruz. Böyle ben artı, buraya eksi dedim. Şimdi burada iki tane farklı eğri bulabiliyoruz birbiriyle kesişmeyen. İlki alfa 1. Hakikaten dediğim gibi yüzeyin dışına doğru biraz ittiriyoruz. Bunu kağıda çiziyoruz. Bunlar aslında 3 boyutun içinde 2 boyutlu nesneler. Dolayısıyla o hakikaten birazcık onun yukarıda kalıyor. Tam kestiği yer bilgisini yakalayacağız. Bakın hepsi birbirine doğru kimi kesişimler elde ediyor. Ve mesela alfa 1 ile alfa 1 artı eğrisine bakacak olursak onların kesişimi şurada. Bu yönde dönüyor. Bu da onunla aynı yönde dönüyor. Dolayısıyla şuradaki kesişimden bir eksi 1 getiriyoruz. Alfa 1 ile alfa 2 artıya bakacak olursak buradan da 1 yakalamak mümkün. Benzer bir şekilde böyle devam edecek olursak trefo ile karşılık gelen matris eksi 1, 1, 0, eksi 1. Bir sonraki örneğimiz tahmin edilebileceği üzere şekil 8 düğümü. Buradaysa yine iki farklı eğri çizebiliyoruz. Burada alfa 1 ve alfa 2 eğrisi var. Gene kendimiz artı ve eksi yönü belirledik. Karışmaması adına diğer eğrileri biraz şuraya doğru. Hakikaten bunun birazcık dışarıda olduğu şimdi daha iyi anlaşılıyor herhalde. Alfa 1 ile alfa 2'nin, alfa 1 artının hatta kesişimine bakacağız. Gene üstten döndüğü için eksi 1. Mesela başka bir şeye bakalım. Alfa 2 ile alfa 2 artının kesişimine bakalım. Bu da onun hafifçe arkasından gelerek üstünden dönüyor. Burada da gene bir yakalıyoruz. Bu sefer de ortaya çıkan matris eksi 1, 1, 0, 1 matrisi. Bakın epey benziyor. Eksi 1, 1, 0, eksi 1, eksi 1, 1, 0, 1. Sadece bir girdi farklı ama bayağı işleri değiştiriyor. Ve bu iki düğüm birbirinden epey farklılar. Şimdi Seifert'in algoritması ne demek? Bir tane düğüm alıyoruz. Ona bir yön veriyoruz. Sonra onun üzerindeki bütün çaprazlamaları çözüyoruz. Burada gördüğünüz gibi. Dolayısıyla iki tane çember ortaya çıkıyor. Sonra o çemberleri o çözdüğümüz yerden bantlar ekleyerek birleştiriyoruz ve bu bize bir yüzey tarif ediyor. Seifert algoritması böyle çalışıyor. Üstelik bu algoritma düğümün sınırladığı yüzeyin delik sayısına da dair bilgi veriyor. Mesela alttakine bakalım. Şekil 8 düğümünde 1, 2, 3, 4 tane crossing var. Onu çözdüğümde 3 tane çember elde ediyorum. 1 eksi 3 eksi 4 artı 1 bölü 2'den G1 geliyormuş. Demek ki sonunda bu ortaya çıkacak yüzeyin delik sayısı 1 olacak. Seifert matrisini biliyorsanız artık Alexander polinomunu da söylemeniz mümkün. Bu da Seifert matrisinden, Seifert matrisinin bir T değişkeniyle çarpıp transpozunu alıyoruz. Hakikaten satırları sütuna dönüştürüp bu determinanta hesaplamak yardımıyla buluyoruz. Alexander polinomu da düğümler için ve genel olarak bağlar için bir değişmez veriyor bize. Ama önemli bir uyarı şu. İlk olarak Alexander polinomunun ancak artı eksi T kuvvetleri çarpımı altında iyi tanımlı olduğunu söylüyoruz. Bunu zaten söyledim. İki denk düğüm veya bağ tabii ki aynı Alexander polinomunu paylaşacak. Bir de Alexander polinomunu normalize ediyoruz. T değişkenine ve T-1'e göre simetrik olacak şekilde. Bu ne demek? Yani T koyduğunuzda, T-1 de koyduğunuzda aynı şey çıkıyor. Bir de son olarak çözük düğüm için 1 varsayıyoruz.
Galiba burada şey de epey birikti. Baya matematiksel bilgi de birikti. İlerliyoruz da. Belki sorular olabilir diye bir sorayım. Birkaç soru var chatten gelen. Onları sırayla iletebilirim. Bir de onlardan sonra olur. Ben de kendim sormak istiyorum. Tabii ki. Chatten gelenlerle başlayayım. İlk soru. Düğümler şu ana kadar sonuç haliyle hep kapalı. Peki bir düğümün başlangıç koşulları dikkate alınmıyor mu? Hep sonuç şekiller mi önemli? Evet. Not ettim. Başka? Bu soruya ek olarak bir soru daha var. Dinamik düğüm teorisi var mı? Yani sınıflandırma zamanla değişebilir mi? Var mı böyle çalışmalar? Tamam. Bu ikinci soruydu. Üçüncü soru. Bu Riedemeister teoreminin ispatı nasıl yapılıyor diye sorulmuş. O epey zor bir soru. Evet. Benim kendi sormak istediğim soru da bu şeyden bahsetmiştik. Connected sum'dan ve hani bunun komütatif olduğunu ve işte inverse'lerin olmadığını söylemiştik. Notlar üzerinde nasıl bir cebirsel yapı oluşturuyor? Bunu sormak istedim. Tamam. Connected sum altında bir notların kümesi üzerinde bir ikili işlem tanımlayabiliyor muyuz? Ve evet. Ne çıkıyor? Okey. Şimdilik bu kadar. Şimdi düğümleri bir çemberlerin 3 boyutlu uzayın içerisinde gömülmüş halleri olarak düşünmüştük. Ancak düğümleri açık bir şekilde çalışılabiliyor artık. Bunlara da natoid deniyor. Artık birazcık aslında böyle yani tanımı gereği birazcık kategori diliyle yazılmış hali. Hakikaten gene benzer ve nasıl diyeyim yani beklenir şartları sağlayarak İki ucu açık düğümleri de çalışmak mümkün. Diğer soru düğümlerin teorisinin dinamik bir şekilde çalışılabilir mi falan. Aslında az önce söylediğim o hareketlerin uygulanışı yani bir düğümün diğerine göre nasıl değiştiği gayet dinamik bir proses. Bunu mesela tabii ki kağıda çizerek yani iz düşümlerini alarak yaptığımız için projeksiyonları üzerinden elle yapıyoruz. Ancak bu dönüşümleri baya böyle nasıl denir video gibi birinden diğerine nasıl geçişi anlayabilecek bu konuda kafa yoran epey bir insan var ve bir sürü bilgisayar programı var. O geçişleri takip edebiliyorsunuz. Riedemeister hareketlerinin niye gerek ve yeter koşulda düğümlerin denkliğini sağladığı sorusu yani çok kolay olmayan bir soru. Bunun hem yani analitik sebepleri var hem cebirsel sebepleri var. Yani zaten Riedemeister sonucu diye bahsettiğim veya diğer bahsettiğim şey aslında 1930'lu yıllar civarında yayınlanmış iki farklı makale. Bugün bunları artık çok basit kanıtlar yazabiliyor muyuz? Yani benim galiba buna çok olumlu bir cevabım yok. Biraz zor. Biraz çaba gerektiriyor. Yani hem o sürekli dönüşümleri anlaman gerekiyor onun kanıtını yazmaya çalışırken. Hem de böyle Alexander polinom tanımlarken olduğu gibi birazcık böyle cebirsel bilgiler koyup onların farklılıklarına bakman lazım. Poincaré'nin fundamental grubu gibi, homoloji gibi. Son olarak da bu connected sum işlemiyle dedik ki inverse yok. Zaten şey yok. Şimdi orada yani çok fazla bir şey söylemiyorum. Bir tane şekil çizdim ama yani beklenileceği üzere o işlemin yani bir grup adayı olabilir bizim için. Bir cebirsel yapı düşündüğümüzde en azından en basit olarak. İlk olarak birleşmeli olduğunu göstermek acayip zor değil. Değişmeli olduğunu ben zaten söyledim. Birim eleman var mı? Var. Anlatla bir şeyi connect sum'a aldığınızda okey kalacak. Ters eleman yok. Yani ters eleman dışında her şey var. Üstelik değişmeli. Şu an daldırıp yanılmıyorsam bunlara komutatif monoid diyoruz. Anladım. Dediğim gibi. Evet. Bu soru bittiyse bir soru daha geldi. Onu iletecektim ama hani devam edilebilir. Yani işte şeyi de sokarsak işin içerisine. Ayna görüntüsünü de dahil edersek. Yani bir düğümün hem ayna görüntüsünü alıp hem yönünü değiştirip ters eleman bu olsun dersek artık grup oluyor. Buna da concordance grup deniyor. Bu da epey düğüm teorisinin içinde ciddi merkezi bir obje ve onu anlamaktan epey uzak bir durumdayız deyip diğer soruyu alayım.
Tamam, teşekkür ettim. Yeni gelen soru, düğümler sonucu oluşan şeklin yüzey alanı hesaplamaları için genel bir kuram var mıdır? Yani alanınla ilgilenmiyoruz. Ancak bir şekilde bu Thurston'ın çalışmaları vasıtasıyla o yüzeyin eğriliğini bulabilmek mümkün. Yani düğümlerden başlayarak evet hangi tip triangulation'lar, üçgenleştirmeler var falan deyip onlar yardımıyla onun eğriliğini hatta düğümün komplemanına yani uzaydan çıkardığımız haline karşılık gelen bir volüm falan hesaplamak mümkün ama bunun için ciddi bir iş yapmak gerekiyor. Üzerine metrik falan koymak gerekiyor. Özel olarak yani yüzey alanını bilindiğini zannetmiyorum. Dediğim gibi zaten onu eğip bükmeye izin veriyoruz yani çok da o niceliksel değişiklikle ilgilenmiyoruz. Daha çok Riemann geometrisiyle alakalı gibi. Evet, Riemann geometrisinin tabii yani iki boyutlu hali bunlara birazcık soru cevap vermek için yeterli gibi. Şimdilik bu kadar sorular. Süper. Alexander polinomu dedik. Ona dair birkaç uyarı yaptık. Alexander polinomunu çok ciddi bir şekilde cebirsel olarak falan da tanımlamak mümkün. Ama oralara girmedik bugünkü yani o kadar bilgi birikimini varsaymak bir noktadan sonra hayal olur. Trefoil'in Cycle maddesini biliyorduk. Dolayısıyla artık baya birkaç lineer cebir işleminden sonra onun Alexander polinomunun ne olduğunu bulabiliyoruz. Normalize belki burada daha iyi anlaşılıyor. Şu ikinci hali normalize etmiş halim. Artık burada gördüğünüz gibi t yerine t-1 yazdığınızda da aynı polinomu buluyorsunuz. Determinantı ilk defa duyanlar için 2 çarpı 2 matrislerin determinantını almak kolay. Çünkü şu köşegenlerdeki enterlerle çarpıp bunları sonra çarpıp birbirinin farkına bakıyoruz sadece. Benzer bir biçimde figure eight'in yani şekil 8 düğümünü de Alexander polinomunu hesaplayabiliriz. Bakın o sondaki sayı farkı burada polinomların farklı olmasına yol açtı. Daha böyle basit değişmezlerle bu iki düğümün farklı olduğunu söylemiştik. Alexander polinomu yardımıyla da söylemiş olduk aslında. Çözük düğümünde Alexander polinomu T olacağı için 3'ünün gene farklı olduğu buradan da görülebiliyor. Son olarak Jones polinomundan bahsedeceğiz. Jones polinomu birazcık daha karışık bir şekilde ve aslında kombinatörik bir ilişki yardımıyla tanımlıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken husus bu L artıların, L eksilerin, L sıfırın herhangi bir düğümün herhangi bir çaprazlama üzerinde sağlayarak daha önce Jones polinomunu bildiğimiz şeyler cinsinden yazmak girişimi. Yine tabii ki beklendiği üzere Jones polinomu bir link değişmezi. Gene çözük düğümün Jones polinomu da bir. Şimdi birazcık hesaplamaya çalışalım. Burası birazcık daha böyle kafa açıcı bir yer. İlk olarak ona geçmeden önce Conway ne yapıyor? Bir kere zaten Alexander polinomunu az önce söylediğimiz L artı L eksi L sıfır cinsinden yazıyor. Ve bu iki polinomu birbiriyle kapıştıracak olursak Jones polinomu ayna görüntüsünü, ayna simetrisini detect ederken Alexander polinomu bu konuda hiçbir bilgi vermiyor. Dolayısıyla burada o daha güçlü. Alexander polinomu 1 olan ve Alexander polinomundan bahsettiğimiz denklik altında farklı olan sonsuz tane düğüm bulmak mümkün. Ancak bu Jones polinomu için açık ve çok büyük bir sorun bilinmiyor. Yani bunun olduğunu veya olmadığını söylemek çok ciddi bir matematiksel sonuç olur. Son olarak ikisi de bu bağlantılı toplam işleminde çarpımsal davranıyor. Bu ne demek? Mesela Alexander polinomunu düşünelim. İki tane düğüm alalım. Bunların connected sum'unu alıp Alexander polinomuna bakmakla ayrı ayrı Alexander polinomlarına bakıp çarpmak aynı şey demek. Şimdi biraz hesap kitap. Alalım çözük bağı ve şuradaki crossing'e odaklanalım. Burada L artıyı yazdık bakın gördüğünüz gibi. Burada L eksiği, burada L sıfır. Şimdi Rademaster mumları uygulayarak bunları anlayabilir miyiz? L sıfıra yapacak hiçbir şey yok zaten. L sıfır başladığımız düğüm değil, pardon, bağ. İkinciye
Rayda Master 1'i uygularsanız açılacak ve çözük düğüme dönüşecek. Bu da keza öyle. Çözük düğümün Jones polinomu 1'di. Ondan sonrası hesap kitap ve bulmak mümkün. Bir sonraki örneğe geçelim. Bu Hofbauer. Hofbauer'da Schuk-Rosing'in üzerine Jones polinomu bulmak için gereken o Skyne relation'ı yazalım. Bakın bu sefer de bununla orijinal düğüm aynı. Burada bakın tam olarak zaten Rayda Master 2 durumu oluştu. Tutun check-in. Dolayısıyla bu ne? Artık bir çözük bağı yani unlink. Burada da bunu Rayda Master 1 ile açabilirsiniz. Bu da bir çözük düğüm. Unnut'a dönüşecek. Unnut'ın 1'di. L-X'liği az önce hesapladık. Artık L artıyı yani Hoffling'i bulabiliriz. Trefoil'e geçelim. Trefoil'de Skyne Relation'ı bu crossing üzerinden yazalım. Burada gördüğünüz gibi artık orijinal düğüm bu olmuş oldu. Bakın burada bir artık iki tane değişmeyen crossing geçişi var. Demek ki burada Rayda Master 2'yi gene uygulanıp buradan çekmek mümkün. Bunu da çekerseniz yukarıdan iki kere uygulayarak bunun çözük düğüm olduğunu bulabilirsiniz. Burada çok yapacak bir şey yok. Bunu birazcık oynayıp düzeltirseniz bunun da unlink olduğunu görebilirsiniz. Az önce hesapladık. Pardon, unlink diyorum. Kesişiyorlar. Hofflink olduğunu görebilirsiniz. L0 Hofflink. L-2 kere Rayda Master sonucunda anlat. İkisini de biliyorduk. Dolayısıyla artık trefoil'i biliyoruz. Ayna görüntüsünü detect ediyor diyordum. Dolayısıyla bütün crossingleri değiştirirseniz bunun eksilisi de bu right-handed trefoil, left-handed trefoil'i Jones polinomunu verecek size. Son olarak şekil 8 düğümüne bakalım ve yazalım Skyne relation'ı. Ortadaki aynısı gördüğünüz gibi burada crossing change yaptım. Dolayısıyla burada Rayda Master 2 oluştu. Ayrıldı. L artı. Bir de şuradan yukarıdan çekince pardon. Şuradan çekeceksiniz. Sonra şu geri kalan parçayı çekeceksiniz. Unnut olacak. L sıfırsa şurayı Rayda Master 1 ile düzeltin. Hofflink olacak. Gene her şeyi biliyoruz. Dolayısıyla L-'i de yeni düğüm. Figure 8'i Jones polinomunu hesaplamak bu şekilde mümkün. Son bölüme geçmeden bir sorusu olan var mı? Bu bölümde birazcık aslında kısa sürecek. Biraz daha düşünüp belki en sonda sorulabilir ama varsa alayım. İki yeni soru var bu bir önceki bölümle ilgili. İlk soru hep sonlu kesişimi olan düğümler mi inceleniyor? Hı hı. İkinci soru da hep aren içindeki düğümlerle mi ilgileniyoruz? Karmaşık sayılar kullanılıyor mu? İlk sorunun cevabı aslında bunların birazcık böyle ne denir? Evcil düğümler olduğu. Bunlara genel olarak tame knot falan deniyor. Bunlardan çok daha karışık bahsettiğiniz gibi tuhaf düğümler var. Onlara da white knotlar deniyor. Vahşi düğümler. Onları çalışmak tabii ki birazcık daha zor, anlamak zor. Dolayısıyla öyle yaklaşımlar var. Yani burada baktığımız anlamda Aren'le, Hariken'le veya mesela kompleks CN'in arasında çok da büyük, ciddi bir fark yok. Ama şunun mesela neden olduğunu düşünebilirler. Belki biraz, belki bugünü aşar ama sonradan falan beni bulurlarsa konuşabiliriz. Aslında hep İki yukarıda bak çalışıyoruz düğümlere. Yani bir boyutlu bir şey üç boyuta gömüyoruz. İki olsaydı dörde bakacaktık. Üç olsaydı beşe bakacaktık. Biraz yukarı doğruya açtığınızda gömdüğünüz uzayı bütün düğüm çözülmeye başlıyor. Çalışmanın manası kalmıyor. Buradan bir varyant yorum şu olabilir. Sadece çemberleri gömüp düğümlere mi bakıyoruz? Hayır. Her şeyi mümkünse gömersiniz. Ve bu yaklaşımların varyasyonlarıyla o uzayları da gene anlamaya çalışabilirsiniz. Diyeyim. Tamam. Şimdilik başka soru yok. Tamam. Son kısma geçeyim. Burada da biraz modern approach yapacağız. İlk olarak bu liseden falan beri gördüğümüz çok yüzlüleri düşünelim. Mesela bunun en galiba bilinen örnekleri tetrahedron ve küp. Mesela küpü düşünelim. Yani onu etrafta bulmak da kolay. Bir kibrit kutusu alabilir falan. İlla böyle her yeri kare olmak zorunda da değil. Görebilirsiniz ki bunun 8 köşesi var. Hakikaten sayabilirsiniz.
12 tane kenarı ve 6 tane yüzü var. Burada özel olarak 5 tane şekle bakıyoruz. Burada hep köşe sayısından sonra kenar sayısını çıkarıp yüz sayısıyla topladığımızda 2 buluyoruz. Bu işte bir rastlantı mı yoksa bu örnekler için mi doğru? Bu soru makul bir soru bu noktadan sonra. Euler epey de önce 1758'de gösteriyor ki her konveks çok yüzünün üzerinde bu eşitlik doğru. Konveks ne demek? Bir tane böyle şekil alıyorsunuz çok yüzlü. Onun üzerindeki iki noktayı birbiriyle birleştirebiliyorsanız o konveks. Birleştiremiyorsanız konkav. Konveksler için bu doğru. Konkavlar için bazen doğru, bazen değil. Bu Euler'in bulduğu, bugün de Euler karakteristik olarak adlandırılan bir değişmez, bir sayı. Şimdi bunu nasıl yani soyutlayabiliriz daha karmaşık hale? Bunu herhangi bir topolojik uzay için kullanabilir miyiz sorusu akla geliyor. Bunun için simplex kavramına ihtiyaç var. Nokta bizim için sıfır simplex. İki noktayı birleştiren bir doğru parçası bir simplex, üç doğru parçasıyla birleştiren şey iki simplex, dört noktayı arkada da bir tane gizli var, dört tane kenarla birleştiren şey ise üç simplex olacak. Bunlar artık herhangi bir topolojik uzayın az önce söylediğimiz anlamıyla yapı taşı olacak. Bunu göstermek mümkün. Öyle karakteristik. Az önce ne yaptık? Köşeden kenar çıkar sonra yüz çıkar. Burada sırayla alternate ettiriyoruz. Yani sıfır simplexleri say, artılı olarak al. Sonra ondan birleri çıkar sayısını. Sonra ikilerinkini topla, üçlerinkini çıkar, dörtlerinkini topla, beşlerinkini çıkar. Böyle giden, böyle tanımlanabilen bir şey. Şimdi biraz cebir işin içine girecek olursa, mesela diyelim bir tane topolojik uzayın 5 tane 2 simplexi var. O zaman C2 diyeceğiz bu iki simplex'e karşılık gelen şeye. Ona bir Z5 atayacağız. Başka bir örnek daha vereyim. 3 simplex'lerin mesela 27 tane var. O zaman C3, Z üzeri 27 olacak. Bunların arasında boundary map'ler tanımlıyoruz. Ve öyle map'ler ki bunlar bir sonrakiyle compose ettiğinde 0 veriyor. Yani identity gibi, toplamsal identity gibi davranıyor. Bu konsept yardımıyla ben mesela diyelim ki elimde 5 boyutlu bir şey var. Bu böyle çok uzadıya bir tane böyle cebirsel dizi yazabilirim. Bunlara da sequence deniyor ve burada özel olarak bunlar exact olmaya başlayacak. Mesela 5 boyutlu bir şey var elimde. Ne olacak? 0, C5, C4, C3, C2, C1, C0, 0 diye bitecek. Bu mapleri sırayla işte D5, D4, D3, D2, D1, D0 ismi verip bunların kernel'larının imajlarının oranına bakarsanız bu size homolojiyi veriyor. Sezgisel olarak ne yapıyoruz dersek, homoloji aslında o genus diye tarif ettiğimiz şey. Yani iki boyutlu uzayın üzerinde bir boyutlu delikleri görüyorduk ya. Her boyutlu uzayın üzerindeki her boyutlu delikleri sayıyor. Bunların hepsini toplayabilirsiniz. Sonuçta bunlar güzel şeyler, haber gruplar. Toplayın. Buna zaten simplicial homoloji diyoruz kabaca. Yani gene expectedly elinizde bir abelian grup var son tahlilde. Bunun içerisinde böyle işte şey olabilir, Z'nin kuvvetleri olabilir. Diyelim ki Z27 var. Bir de bunun torsion partı olabilir. Z/3 set, Z/35 set. Bunun sadece free partıyla, Z/27 kısmıyla her homoloji levelinde ilgilenip gene alternatif bir şekilde tanım toplarsanız buna da öyle karakteristiğin homolojisi diyoruz. Bu bütün homoloji teorisi dediğimiz şey çok uzun bir serüven. Burada artık birazcık ağır matematiğe geçmiş olduk farkındayım ama güzel bir yere bağlayıp bitirmeye çalışıyorum. Buradaki isimler ve çok daha fazlası buraya katkıda bulunmuştur. Riemann, Betti, Poincaré, Aleksandrov, Noether. Şu an yazdığım sonuç Noether'e atfediliyor. Noether kanıtlıyor ki, gösteriyor ki, işaret ediyor ki homolojinin Euler karakteristiğiyle uzayın kendisinin Euler karakteristiği aynıdır. Yani cebirsel olarak gelen datayla geometrik olarak gelen data, topolojik olarak gelen data çakışıyor, aynı şeydir diyor. Bu durumda diyoruz ki simplicial homoloji Euler karakteristiği kategorifike eder. Çünkü ondan başlayarak bir
yukarıda bir cebirsel obje tanımlıyorum, hala aynı şey çıkıyor. Modern matematik ne yapıyor sorusuna, 2000'li yılların matematiği ne yapıyor sorusuna kabaca verilebilecek bir cevap şu. 2000'li yılların başında Ozvat ve Szabo birlikte Hegar-Fuller homoloji teorisini ortaya koyuyor ve gösteriyorlar ki bu homolojinin Euler karakteristiği Alexander polinomu. Onlardan kısa bir süre önce Hovanov ise Jones polinomunu kategorifike ediyor ve onun da Euler karakteristiği Jones polinomu çıkıyor. Ve bugün bunu yukarıdaki Nutt-Fuller homoloji, aşağıdakini de Hovanov homoloji olarak biliyoruz ve o günden beri bu teoriler hem düğümler teorisinde hem de düşük boyutlu topolojide 3 ve 4 özellikle bir sürü sorunun cevaplanmasında çok ciddi bir rol oynadılar ve hala aktif bir şekilde çalışılmaya devam ediyorlar. Bugünlük burada duralım. Bunlar referanslar. Belki yayından sonra bu slide'ı o linkin altına falan ekleme şansımız da olur. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Deyip başka sorular varsa alayım. Henüz chatten gelen yeni bir soru yok. Ben bu son kısımla ilgili şeyi sormak istedim. Bu modern şeylerden bahsettik. Cebirsel geometriyle bir bağı var mı ki? Yani Hovanov homolojinin düşüneyim çok doğrudan bir bağı var mı? Yani aslında genel olarak şöyle bir cevap verebilirim. Şimdi Hovanov homoloji düğümler için, burada o kadarından bahsediyorum. Aslında üç boyutlu uzaylar için falan da çalışılmaya çalışıyor. Hegar-Fuller homoloji içinse bu zaten mümkün. Var yani. Dolayısıyla elindeki o cebirsel geometriden gelen algebraic variety aynı zamanda bir manifoldsa, ki zaten bazen oluyor. Örnek, mesela çember hem bir algebraic variety. Niye? X kare artı y kare eşittir 1'in çözümü. Aynı zamanda da bir manifold. Dolayısıyla mesela böyle şeyleri, bunları kullanarak çalışmak mümkün. Yani bayağı cevap şu olabilir. Yani o algebraic variety'lerin, o tekilliklerini, singularity'lerini falan çalışmak için evet bu teoriler ciddi biçimde kullanılıyor. Çok teşekkür ederiz. Soru açısından belki biraz beklemekte fayda olabilir. Hani YouTube'a biraz daha delay'li gittiği için. Olur. Olur olur. Bekliyorum. Hiç dert değil. Belki milleti beklerken şey de söylenebilir. Mesela dedik ya yüzeyler var. Onlardan başlayarak aslında üç boyutlu manifoldlar için kimi temsiller yazmak mümkün. Yani herhangi bir üç manifoldu iki boyutlu yüzeylerin bilgisi vasıtasıyla yazabiliyoruz. Bunlara Hegar splitting deniyor. Onlardan başlayarak bayağı böyle topolojik bir şekilde üzerindeki o simple close curve'leri, meridyenleri, longitude'leri anlayarak aslında Hegar-Fuller homoloji tanımlanıyor. İlginç bir şekilde aynı zamanda Alexander polinomunun kategorifikasyonu da çıkıyor. Yani şey falan çok ilginç bir soru hala. Yani bu teoriler ne kadar birbiriyle aynı? Yani ikisi farklı polinomdan üretilmiş gibi gözüküyor. Ne kadar birbiriyle aynı? Ne zaman aynı? Bunlardan gelen hangi değişmezler birbiriyle uyum sağlıyorlar? Hangileri birbirinden kimi düğümler için farklı davranıyorlar? Bu bayağı bugünkü yani 2021 matematiğinin hala ciddi soruları. Dolayısıyla yani bu konuda merak etmeye teşvik etmiş olayım son yorum olarak insanları. Ben yeni gelen soruları ileteyim. Evet. Noter için söylediğiniz iki durum vardı. Bu iki durumun bir araya gelişi değişmez bir büyüklük elde etmesi anlamında mıdır? Bu ilk soru. Şurayı kastediyor sanırım arkadaş. Yani bir ne yaptık? Azıcık daha geri gideyim. Bir kere zaten uzayı böyle minik parçalara böldük. Onlar yardımıyla bir Euler karakteristik tanımladık. Bir de onun üzerinde cebirsel bir yapı inşa ettik. Homoloji dedik ona. Simplicial homoloji. Bir de onun yanın vasıtasıyla Euler karakteristik tanımladık. Bu ikisi de
öğeler karakteristiği hatta işin içine sokmadan homoloji bir topolojik uzay için değişmezdir, evet. Hatta homotopi altında değişmezdir. Çok daha yani düğümler için tanımladığımız o denklik ilişkisinden daha zayıf ilişkiler altında bile değişmezdir. Artık zaten abarttık matematiğin dozunu. Şey diyebiliriz yani. Mesela homoloji topolojik uzaylardan, burada özel olarak katsayıları Abel seçtim. Abel gruplara giden bir funktör verir sana. Yani iki uzay birbiriyle homeomorfikse onlara karşılık gelen tüm homoloji grupları izomorfik olur. Dolayısıyla sen iki uzayın homolojisini hesaplayıp herhangi bir homolojisi bunların bir diğerinden farklı olduğunu gösterirsen dersin ki bu iki topolojik uzay farklı. Bu şey demin sorduğum Ceviz Ergen'in sorusuyla alakalı bir yorum olarak da işte bu Kavanov homolojisinin genelleştirmeleri var. Bir Li cebirinin temsilleriyle alakalı olarak. Bu Li cebirlerin temsillerinin de Ceviz Ergen ile ilişkisi var denmiş. Hatta özel olarak Kavanov Rozanski homolojisi diye belirtilmiş. Evet. Yani o da çok evet yani bir gelişkin bir versiyonu. Rozanski de galiba hem Kovanov hem Hovanov'la hem de galiba kendi başına bir de Reşketin'in olması lazım. Epey ciddi makaleler yazdılar. Ben biraz yani açıkçası o işin tarafı, o tarafına çok acayip hakim değilim. Ama evet yani çok daha genel teoriler olduğunu biliyorum. Tamam, çok teşekkür ederiz. Yani teşekkür mesajından başka bir soru yok. Başka. Ben teşekkür ederim gelen herkese. Sizlere de keza öyle. O zaman yayını da en azından ekran paylaşmayı durduruyorum.